you know. Yeah, it's better if I speak English. But, can you give us your opinions about the game? It was a very difficult game. Both teams played very hard. And we knew that coming into the game it was going to be a battle. Açıkçası bugün zorlu bir maç geçti. İki takım da savaşmaya gelmişti ve bugün açıkçası maça gelirken biz savaşa geldiğimizi biliyorduk. I think in the third quarter we really turned it up defensively and that's where we found our separation. Started making some shots and I think that's what won us the game. Ve bence üçüncü çeyrekte sahaya çıktığımızda savunmada özellikle çok iyi bir performans sergiledik ve tam olarak bu dönemde aslında farkı birazcık açtık ve hücumda da bu savunmanın üzerine kullandığımız şutları iyi değerlendirdik ve skor bulduk. Basketbol oynadık. EuroLeague performansını bu kez de lig finaline yansıtmayı başardık. Maça çok iyi başladık, çok tempolu başladık. Ama daha sonra faul problemine girince özellikle Micić ve Kostas Simon bir duraksamamız oldu. O dönemde Fenerbahçe geri geldi ilk yarı. Çok başa baş geçti. Ama maçın ikinci yarısında çok iyi savunma yaptık. Hücumda da hep doğru atışları, topu çok iyi çevirerek doğru atışları bulduk ve net bir galibiyet aldık. Ama tabii iki takımın da gücü ortada. Avrupa'nın en iyi takımları Türkiye Ligi'nde final mücadelesi yapıyor. Sadece 3-2 öndeyiz. Bir maç daha kazanmamız gerekiyor. Aynı tempoda şimdi çarşamba akşamı Ülker Arena'da oynamaya çalışacağız. Özel bir sebebi yok. Yani biz bugün maçın 4'te 3'lük bölümünde çok iyi oynadık. Zaten baktığınız zaman işte reboundlarda ciddi bir üstünlüğümüz var. 35'e 28. Asistlerde ciddi bir üstünlüğümüz var. 24'te 18. Aslında hücumda çok da iyi oynadığımızı söyleyemez. Yani ilk devre Larkin 0 sayıyla çıktı biliyorsunuz. 5'te 0 çıktı. Micić 5 sayıyla çıktı ama Moerman, Dunstan, Simon bunlardan çok katkı aldık. İkinci yarı onlar da devreye girince, Larkin ve Micić de devreye girince o zaman tabii ki çok iyi basketbol oynadık. Fenerbahçe'yi iyi durdurduk. Onlar da birçok atışı kaçırdılar. Aslında pozisyonda buldular ama kaçırdılar. Sonuçta da galibiyet geldi. Yani özel bir üçüncü çeyrek olayı yok. Maçın genelinde istediğimiz oyunu bu akşam oynadık. Hello everybody. Nothing. It's a playoff. It's final time, and they protected their home court. They play better than us today, and we need to watch the film and try to adjust some things and to protect our home court. And we will see from that. Merhabalar. Playoff zamanı, final zamanı. Bugün ev sahibi sahasını çok güzel korudu. Bizden daha iyi oynadılar. Şimdi videoyu izleyip hatalarımızı bakıp biz de kendi sahamızı korumak için çalışacağız. Third quarter it was decisive period that Efes win again tonight. Üçüncü çeyrek Efes'in kazandığı, kararlı oynadığı çeyrekti. Congratulations to them, they play better than us. Tebrik ediyorum onları, bizden daha iyi oynadılar. Like after every game we need to prepare ourselves for next game. We play on our court and to try to play better game. We know for sure the way what we need to do and to have one more opportunity over here in the same gym. Her maçtan sonraki gibi bir sonraki maçı hazırlanmamız gerekiyor. Bir sonraki maç kendi evimizde ve biliyoruz ki ondan sonra da burada bir daha oynama fırsatımız olacak. One more time to thanks to our people for support like every time that we play over here. Taraftarlara da destekleri için teşekkür ediyorum. Asking if you'd like to make any comments about this. What to do with me? Ben ne ilgili bir konu. I don't know. Rules are rules, so whatever happened, what to do. Ahmet feel pain. He's not able to play. Maybe something with that. That Gigi Datome right now is in hospital. Maybe something with that, that some players they have a problem because this last 2 months we don't have practice because our two big guys, they're out last 2 months. Maybe something of that is important. Who knows? Who knows? Ahmet'in acısı olduğundan olabilir. Gigi'nin şu anda hastanede olduğundan olabilir. İki aydır uzunlarımız yok. Bundan olabilir. Belki bu sebeplerden dolayı olabilir. Kim bilir? Sizin becoming the champion this year, coach. We'll try to do everything. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız.
We have one more game now in our dream. We know that this is the game that is decisive game. And to try to win and to come back over here. This is the only way. Kendi evimizde bir maçımız daha var. Bu önemli bir maç olacak. Onu kazanıp tekrar buraya dönmeye çalışacağız. What will be, will be, you know, I don't like to talk. We have now game in our court and let's see. This is the game that we need to think. After that we have time for everything. Sadece sahamızdaki maçı düşünmeniz gerekiyor. Ondan sonra vaktimiz var bunları düşünmeniz. We play against a very good team. We know very well each other. My players tried to do and to give everything. Tonight it was example that Ahmed didn't say that he feel very bad. We understand this. I ask him directly, Ahmed, if you feel bad, better don't play. He want to help the team. Nicolo Melli played last 2 months without any kind of substitution. He played like 5. Kalinic played like 4. Is this normal for our team? Again, a lot of things, but okay. This is that make me proud. My players make me proud. This is special season for me, like personally, like coach. In these circumstances, to have the players that they are ready and they fight until last second. And we will fight. Whatever will be the result next game, whatever. I'm very proud of them. Very proud. Final serisi çok kolay bir seri değil. Çok iyi bir takıma karşı ve çok iyi tanıdığımız bir rakibe karşı oynuyoruz. Ama oyuncularım gerçekten her şeylerini veriyorlar sahada. Bütün performanslarını ortaya koyuyorlar. Bugün Ahmet çok kötü hissetmesine rağmen, sormamıza rağmen oynamak istedi. Takıma destek olmak istedi. Melli'ye gelince son 2 aydır hiç dinlenmeden oynuyor. Değişik pozisyonlarda oynuyor. Aynı şekilde Kalinic. Ve bu beni gerçekten gururlandırıyor. Benim için çok özel bir sezon. Çünkü bütün bu zorluklar içerisinde hep sonuna kadar savaşan bir takım oldular. Ve sonuç ne olursa olsun da savaşmaya devam edecekler. Benim en gurur duyduğum nokta bu. And I believe that our people understand this and that they will help Wednesday to, they will come to help the team a lot. Ve taraftarlarımız da bunun farkında olduğunu biliyorum. Çarşamba günü gelip bize destek olacaklarına eminim.